Anneannesi pek suratsız. Düğün evde yapılıyor diye bozuk herhalde. Bulmuşlar da bulmuyorlar. Ah hayatım, hava bunlar. Hayatları kurtuldu. Kısa hamile bir de. Ay o şeyle hiç anlamadım. Ne garanticilermiş ama. Canım oldu. Yok efendim neymiş? Nedim Bey bunalmasın diyeymiş. Ben daha ne kadar bekleyeceğim onu ya? Patladım burada. Aman sus, biri duyacak şimdi. Ararım şimdi Nurten'i, getirir damadı. Babaanne. Bak şu yukarıdakine damat deyip durma, tüylerim diken diken oluyor zaten. Bırak şimdi garibi. Sen düğünü düşün. Takılacak altınları düşün. Ah benim yakışıklı damadım. Ah. Keşke annem baban da hayatta olsaydı. Başında olsaydı da bugün... Çaldır kapat Neriman. Hay seni. Ayağına indirmeden de rahat etmiyor. Bu kaçıncı... Paşam. Sen konuşacak mısın bakayım? Bir şey mi söyleyeceksin Nedim Bey'im? Hadi. Söyle. Kim? Yok. Aman ha. Cemre yok. Sakın ha. Cemre yasak. Bir daha adını anma. Cemre yok. Düğün var. Nurten! Makyajım aktı benim burada beklemekten. Resmen gelinsiz düğün yapıyorlar. Sıkıldım. Şeniz Hanım arayacaktı zamanı gelince. Başlatma şimdi Şeniz Hanım'ından. Bunaldım diyorum sana, bunaldım. Git getir şu yukarıdakini. Çok merak ettim. İyi misin? Yaptılar mı sana? Nedim. Beni gönderiyorlar. Yarın sabah memlekete dönüyorum. Buradan gitmek zorundayım. Ama bir yolunu bulup... Bu hizne. Kim yaptı? Bunu kim yaptı? Şeniz. Şeniz mi yaptı? O canavar mı yaptı? Ceren. Hadi inelim.
Sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Allah aşkına ne istiyorsun sen kızım? Ne mi istiyorum? Bak. Bak ne istiyorum. Gör bunları, gör. Bunların ne olduğunu biliyor musun? Siz ayakta uyurken bu çocuğa çektirilen işkencenin izleri bunlar. Tövbe tövbe. Ne işkencesi? Fizik tedavi de olmuştur. Karısı yaptı. Duyuyor musun beni? Karısı yaptı. Anneni arıyorum ben. Gelsin derdini onu anlat. Benim başımı belaya sokma. Dur. Sana bir şey göstereceğim. Bak kızım. Sana göstereyim. Ondan sonra kimi arıyorsan ara. Aşağıda damadı bekliyorlar. Kız kardeşin kuduruyor. Şimdi biri çıkacak yukarı. Ben sana göstereyim. Sonra kimi istiyorsan onu ara. Gel. Gel. Bak gör. Ne göstereceksin ne? Al Cemre! İstedikleri kadar damadı beklesinler. Nedim, ben bunu planlamadım. Cebimde ne kadar para olduğunu bilmiyorum. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hiçbir şey bilmiyorum. Ama tek istediğim seninle bu lanet köşkten birlikte kurtulmak. Alsın. Hemen hemşireyi bulun. Hemen. Sen şimdi hemşire kızımı yarın mı? Yarın. Kendini bitirdi hemşire. Bu sefer gerçekten bitirdi. Yakaladık dedi ama değil mi? Bulmuşlar değil mi?
Zorladığını sanıyorsun. Herife bak ya, kendini odaya kilitlemiş. Aç kapıyı dedim sana! Konuşacaklarım var seninle. Cenk, muhatap bile olma lütfen. Şimdi hemen evimden çıkın. Bir şey biliyorsan konuşacaksın. Alo! Sen o sahneye çıktığında bir diyeceğin vardı senin. Bir söyleyeceğin vardı. Sonra koşup yetiştiler, susturdular seni. Ne diyecektin söyle? Kızımla mı ilgili? Onca peşinde dolandın. Oyun mu oynadın? Gönül mü eğlendirdin? Ne yaptın bilmiyorum.
Ama ben artık kızımın namusuna yanmıyorum. Allah belanızı versin. Ben artık bu gece kızımın canına yanıyorum, canına. Bahçede babanı duydun mu? Bitti dedi. Allah aşkına, şu kadarcık, toz zerresi kadar kıymeti varsa senin için kızımın. Bir bildiğin varsa söyle. Allah aşkına, şu kadarcık vicdanın varsa ne biliyorsan söyle. Sen o sahneye boşa çıkmadın. Bir bildiğin vardı. Bir söyleyeceğin vardı senin. Zehra Hanım, bilmem farkında mısınız ama kızınız kardeşinin kocasını kaçırdı. Benim oğlumun sahneye çıkmasıyla sizin kızınızın marifetinin ne ilgisi olabilir? Bakın Ben Cemre ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum bunu neden yaptı, nasıl yaptı. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Agah Bey, sizden son kez rica ediyorum. Dün gece Antakya'da olanlar bir daha tekrarlanmasın. Bizden haber sonra gitmeniz hataydı. Hakkınızda onlarca şikayet var. Geri çekmeselerdi işlem yapmak zorunda kalacaktık. Şimdi lütfen sakinleşin. Ve unutmayın, yeğeninizi bulmak bizim görevimiz. Artık evinize gidin, dinlenin. Biz de görevimizi yapalım. Hoşça kalın. Agah Bey'in yokluğunu fark etti mi? Hemşirenin köşe gelen arkadaşını takipteyim diye biliyor. Polis ne durumda? Sahte ihbarlarla oyalıyoruz. NOBS'ler? Son kayda girdikleri yerden bir şey çıkmadı. Eski balıkçı barınağından tekneye binerken gördüm. Bir şey çıkmaz. Sen titriyor musun? Ben bu işin sonunda ya hapse girerim ya mezara girerim Şeniz Hanım. Agah Bey beni yaşatmaz. Bak sen şu küçük korkağa. Sanki Agah Bey'in arkasından çevirdiği ilk dolapmış gibi. O kıytırık hemşire, Agah Bey'in kıymetlisini bir bahçe dolusu silahlı adamın arasından burnu bile kanamadan. Kimin sayesinde kaçırdı Şahin? Sizin sayenizde Şeniz Hanım. Yanlış. Senin sayen. Hadi baştan alalım. Ben ortalığı birbirine katmadan sadece birkaç saniye önce. Kimi aradım Şahin? Beni aradın Şeniz Hanım. Neden Şahin? Ha? Neden seni seçtim acaba? İpin Agah'ın değil de benim elimde olduğu için olabilir mi? Şimdi söyle bakalım neredeler? Ah!
Peki. Acıktın mı? Bakalım. Sonuncusu. Evet. Sabahtan beri orman havası aldığımıza göre meydana inme vakti geldi. Önce şöyle güzel bir simit ayran ziyafeti. Sonra ne yapacağımızı biliyorsun. O tekerlekli sandalyeyle bayrak sallaya sallaya biz buradayız diye gezerken sen onları bulamadın ha? Kendi adamlarımızı kullanamıyorum. Dışarıdan bulduğumuz adamlarla yürüyorum. Onları herkesten önce sen bulacaksın. Agah'tan da önce, polisten de önce. Yoksa gözünün yaşına bakma. Çekerim ipini. Abla gazete alacak mısın, almayacak mısın? Kusura bakmayın. Sen yaptın! Yıllarca üfleye üfleye sen ektin o nefret tohumunu. Yapma dedim. Sen de anasın dedim. Kıyma dedim ama kıydın. Sanma ki ben kendime ağlıyorum. Ben kendi kızıma ağlıyorum. Görmedin mi Ceren'imin halini? Anlamıyor musun hala? Sen bana değil, el kızına değil, kendi kanına, canına, kendi torununa kıydın. Ceren benim kanım, benim canım. Kıyarsan ben kıyarım. Senin o kansız. Senin o soysuz, abla diye yutturduğun, dağ gibi oğluma yamadığın o uğursuz ***'e kıydırmam. Hiçbir haber yok. Tek satır bile. Şimdilik sessizce arıyorlar. Belki de polis öyle olsun istedi. Ne yapacağımızı görmek için ürkütmemeye çalışıyorlar. Bilmiyorum. Belki de o kadının marifeti. Ama tek bildiğim, polis de, amcan da şu anda her yerde bizi arıyor. Ama televizyonlarda yokuz. Gazetelerde yokuz. Bu ne demek? Sokaktakiler bizi hala tanımıyor. Yani şimdilik en azından. Bu sokaklarda hala özgürüz. Şimdi... Ne yapacağımızı biliyorsun, değil mi? Biliyorsun. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bir telefon bulup amcanı arayacağız. Anlatacaklarıma inanmayacak. Artık bana güvenmiyor. Ama sen başkasın. Sen onun canısın. Sana ilaç diye verdikleri zehirleri almaya almaya iyileşeceksin. Ne kadar zaman gerekecek bilmiyorum ama amcandan bize sadece zaman vermesini isteyeceğim. Gelip gözüyle görsün seni. Sana iyi baktığımı görsün. Bize o canavarlardan uzak durma fırsatı versin. Ondan sadece tek bir şans isteyeceğim. Nedim, Nedim başka türlü olmaz. Ne kadar istesek de, hayal kursak da olmaz.
eziyet yuvasından cebimizde 3 kuruş parayla kaçtık. Peşimizde amcan, polis. Seni bir maceraya sürükledim zaten. Daha fazlasını göze alamayız. Hayır. Sen gerçekten istemiyorsun. Ama şimdi onu aramazsak o korkudan ölüyordur. Sen artık amcana güvenmiyorsun. Ona inanmıyorsun. Hey! Nedim Karaçay. Aç gözlerini. Biz koskoca Karaçay Kalesi'nden kaçtık. Kaçmak bizim işimiz. Gel. Ağzına sağlık kızım. Gitmeyin, bu gece misafirimiz olur. Ne güzel de söyledin. Gel kızım.
çocukken de çok severdim yıldızları. Babam, yıldızlar çocuklar karanlıktan korkmasın diye parlar derdi. O öldüğünde öyle bir fırtına vardı ki dışarıda. Gökyüzünde tek bir yıldız göremedim. Söndüler sen. Babam öldü diye karanlıkta kaldık biz. Artık yıldızların ışığı yok. Hep karanlık. Sonra koştum anneme sarıldım. Gözümdeki yaş sildi. Korkma dedi. Yıldızlar sönmez. Çünkü her karanlığın içinde bir aydınlık vardır. Annem bu gece karanlıktadır. Gözü yıldızları görmez. Ne kadar uzakta olursak olalım, aynı gecenin altında olduğumuzu farkına bile varmaz. Karanlık bu gece yutar annemi. Korkar. Bir çocuklar değil karanlıktan korkan. Herkesin bir karanlığı var. İçinde, en derininde, gözlerden en uzak yerlerinde. Herkesin herkesten sakladığı bir karanlığı var. Bazılarının karanlığı yıldızsız, ışıksız, zifiri. Gözleri karanlıkta daha iyi görüyor diye dünyanın bütün aydınlıklarını o karanlığın içine hapseder bazıları. Her karanlığın içinde ufacık bir yıldız gizlidir ama bazıları o yıldızın ışığından korkar. O yıldızın içinde aydınlattıklarından korkar. Sırf korkudan söndürür kendi elleriyle yıldızını. Çünkü bazıları karanlıkta saklanır. İçindeki karanlığa saklanır. Ufacık bir ışık sızsa oraya, orada göreceklerinden korkar. Bilir bazıları. Karanlıkta kimsenin onu göremeyeceğini bilir. Ceyhan. Bildim. Karanlıkta saklanan Cenk. Çok acıyorum ona. En çok aralarında ona kızıyorum. Çünkü onun bir şansı vardı. Gerçekten pişman olmak için. Sadece seni değil, kendini de, çocukluğunu da kurtarmak için bir şansı vardı. Ama o kaçtı. Ona bir kez güvendim. Bir daha asla. Cenk Karaçay. Annesinin oğlu. Karşıma çıkan en zavallı zalim. Kendi karanlığında kaybolsun. Öyle bir kaybolsun ki kendi karanlığında. Bir daha karşıma çıkmasın. Alabilir miyim? Abla, abla. Yanındaki abi. Abiye bir şey olur. Nedim! Nedim! Kalp krizi olmasın sakın. Nedim! İyi misin evladım? Çekilin. Kalp krizi gördüm. Çekilin. 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 Atak geçiriyorum.
Canım, Nedim, geldim ben. Geldim, geçecek şimdi. Nefes al. Nefes al Nedim, nefes al. Nedim, tamam şimdi ilacını. İlacını, ilacını almadım. Ben senin ilacını almadım. Korkma, korkma. Ambulans gelecek. Ambulansı mı çağırdınız? Biz ambulansı beklemeyeceğiz. Otobüsü kaçıracağız yoksa. Zaten sakinleştik. Ambulans gelecek, doktor gelecek. Biz bir eczaneye uğrayıp otobüse yetişmemiz lazım. Ama adam... Otobüsü kaçıracağız. Merak etmeyin, teşekkürler. Çekilin, çekilin. Ambulans gelecekti şimdi. Yetişmemiz lazım, merak etmeyin. Ambulans bekleyin. Ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Özür dilerim. Özür dilerim. Bu kadar aptal olduğum için özür dilerim. Çadırda kalmanın sana iyi gelmeyeceğini düşünmeliydim. İlaçlarını bile almadım. Ya Atak ilaçlarını nasıl almadım, nasıl bıraktım? Geçti. Geçmedi. Geçmedi. Geçmedi çünkü ben koca bir aptalım. Bencilim. Para yok. Gidecek yer yok. Bir planım bile yok. Neyin içine soktum ben seni? Neye sürükledim? Ben sana Nedim, ne yaptım? Kurtardın. Sen... Beni kurtardın. Sen beni kurtardın. Beni korkularımdan, zincirlerimden, umutsuzluğumdan kurtardın. Sen beni bana inandırdın. Bilmiyorum. Nereye gideceğimizi, daha ne kadar kaçabileceğimizi, bu gece nerede yatacağımızı, hatta karnımızı neyle doyuracağımızı bile bilmiyorum. Ama artık biliyorum. Başımıza ne gelirse gelsin, sen ve ben birbirimizi kurtaracağız. Bunu yaptık. Bir daha mı? Bir daha yapacağız. Sen ve ben başımıza ne gelirse gelsin, biz yine bir yolunu bulup birlikte kurtulacağız. Thank you.
şunları? Burası karışıyor. Edremit'ten geçtim şimdi ben bu tarafa. Çocuklar da liman liman yayılıyorlar. Bulacağız abi. Canımızı sokakta bulmadık ya, bulacağız. Rahat ol sen. Bulacaksın tabii lan. O ataklardan birini daha ilaçsız atlatmanı göze alama. Seni günde 3 öğün simitle de doyuramam. Ve geldik cümle alemin derdine. Bize para lazım. Şaka değil. Gerçekten para lazım. Gazetelerde tek satır olmasa da. Kendimizi kandıramayız. Bizi arıyorlar. Ne var orada? Kol düğmelerini koymuştuk. Baba. Sen bunları sat mı diyorsun? Aç gözlerini. Biliyorum. Babanın. Bunların senin için anlamını biliyorum. Bir yolunu bulacağız. Başka bir yolunu bulacağız. Hayatında hiç yalan söyledin mi? Hoş geldiniz. Boş odamız var. Biz kapıdaki ilan için gelmiştik. İş için mi? Evet. İkiniz de mi? Yok. Ben çalışacağım. Aman yarabbim, bu ne kadar güzel bir gülüş böyle. Kardeşim mi bakayım? Evet. Kardeşim. Nesi var, trafik kazası mı? Öyle maalesef. Ah o trafik canavarları, ah. Şey, iş diyorduk. Siz buralı değilsiniz. Buraları küçük yer, herkes birbirini tanır. Nerelisiniz bakayım? Antalyalıyız. Aa, hemşeriyiz. Eşimin memleketinden. Neresindensiniz? Şey. Burnum da tuttu şimdi. Eşim rahmetli olunca ben de buraya baba fakirhanesine döndüm. Ta oralardan hangi rüzgarla geldiniz siz buraya? Şöyle oldu. Şimdi biz anne babamızı kaybedip bir de üstüne evsiz kalınca... Buralara kadar otostopla geldik. Sonra buralarda gezerken sizin iş ilanınızı görünce biz de hemen girelim dedik. Bu arada elimden her iş gelir. Odacı arıyor musunuz galiba? Ama ben yani ne iş olursa yaparım. Söyledim.
daha fazla mesai yapacağım. Sana yalvarırım kızım, teslim ol. Geri dön Cemre. Yanlışından dön. Yanlışından dön yavrum. Beni düşün. Kardeşlerini düşün. Halimi görüyorsun. Annenin halini görüyorsun. Cemre, sana yalvarırım. Ne kendine, ne yanındaki o garibana kıyma. Kıyma yavrum. Kendine kıyma kızım. Sana yalvarırım, geri dön. Biliyorum beni duyuyorsun. Biliyorum beni görüyorsun. Cemre, teslim ol. Sana yalvarırım, teslim ol Cemre. Kapıyı açarken öyle kızgındım ki öyle küstüm kendime. Vedalaştım ben annemle. O kapıyı üzerime kilitlediği ilk gün vedalaştım. Öyle bir vedalaştım kendimle. Konuşacak çok şey vardı. Ama söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sadece bilmesini isterdim iyi olduğumu. Biliyorum. Yardım etmek istiyorsun. Ama olmaz. Artık çok daha dikkatli olmamız lazım dedim. Tekerlekli sandalyeyle dikkat çekmememiz mümkün değil. Cemile abla! Ne yapacağımıza karar verene kadar... Cemile abla! Cemile abla! Odadan bile çıkmaman gerek. Abla! Senin adın Cemile değil mi? Dün Cemile diye tanıştırdı Hatice abla. Adını mı unuttum ben senin? Cemile. Ha, sen duymadın o zaman. Deminden beri sesleniyorum. Hatice teyzenin gazeteleri. Sağ ol. Bir şey değil. Halime bak. Küçücük çocuktan bile korkuyorum. Böyle olmaz. Kendimi toparlayacağım. Kafamı toparlayacağım. Ve ne yapacağımıza karar vereceğiz. Dün geceden sonra etrafta rahat rahat dolaşamayız. Burada bile bizi tanıyabilirler. Televizyondaki fotoğraflar.
saçmalıyorum. Bunları buraya saklasam ne olacak? Burada ne varsa internette var, her yerde var. Bayağı böyle ünlü olduk biz. Ya, ünlü. Çok ünlüyüz şu an. Aşırı ünlü. Eminim tabii abi, şimdi çıkıyorum kamptan. Tekerlekli sandalye, sakallı çocuk. Herif sabah fenalaşmış. Millet ambulans çağırınca yaylanmışlar. Burası küçük yer abi. Bugün bitecek bu iş. Kazaları. Hemen uçağı ayarla bunu. Hemen. Birkaç gün daha burada saklanmamız lazım. Başka türlü olmayacak. Cemile kızı. Evet. Evet. Bugün pazara gidilecekti. Listeyi hazırladım. Hadi bir koşu. Hemen geliyorum. Kapını kilitleyeceğim. Pencereden bile bakma, tamam mı? Pazardan sonra iskeleye gideceğim. Karşı kıyıya geçen teknelere bakacağım. Belki de gizlice saklanabileceğimiz boş yazlık evlere. Bilmiyorum. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum ama bir yolunu bulacağız. Sana söz veriyorum. Biz yine bir yolunu bulacağız. Cemile, hazır oraya gitmişken orada nüfus idaresinin şeyi var. Şu kimlikleriniz de şeydi ver canım. Bak kayıp ilanı da vermemişsiniz. Dünyanın bin bir türlü hali var. Bir şey olur ihmal etmeyin. Tabii. Bakalım burada kim varmış? Çünkü onun bir şansı vardı. Gerçekten pişman olmak için. Sadece seni değil, kendini de, çocukluğunu da kurtarmak için bir şansı vardı. Karanlığın içine düşmeyi o seçmemişti belki ama karanlığın içinde kalmayı o seçti. Kendi elleriyle karanlıkta kalmayı seçti. Karaçay. Annesinin oğlu. Karşıma çıkan en zavallı zalim. Kendi karanlığında kaybolsun. Öyle bir kaybolsun ki kendi karanlığında. Bir daha karşıma çıkmasın. Cemre! Cemre! Cemre kaçma! Cemre! Thank you.
yakaladım seni. Vallahi de billahi de aynısı. Nedim Karaçay'sın lan sen. Piyangosun lan sen. Şu tekerlekli sandalyenle var ya, benim için piyangosun lan. Bakalım ne kadarlık bir piyangosun. O zaman para konuşur Beyza de. Şimdi beni dinle. Ama sadece dinle lütfen. Çekil diyorum. Çekil. Ben seni çok dinledim çünkü. Hatırladın mı? Ben seni dinlemek için yalvardım. Nasıl yalvardığımı hatırladın mı? Ben sana yalvarırken sen ne güzel susmuştun. Hatırladın mı? Aynı böyle susmuştun. Annen beni tuzağa düşürürken. Ben Nedim için babanın karşısında çırpınırken. Tek umudum senken sen ne güzel susmuştun. Şimdi bunların sırası değil. Hesaplaşmanın sırası değil. Bana güvenmek zorundasın. Sana güvenmek zorundayım. Sana bir sır vereyim mi? Ben artık korkaklara güvenmiyorum. Korkaksın ve suçlusun. Çocukken yaptığın şey yüzünden değil. O evde Nedim'e ne yaptıklarını bildiğin halde sustuğun için suçlusun. Ve ben ölürüm. Ölürüm de sana güvenmem. Güvensen de güvenmesen de seni yakaladım. Şimdi Nedim'e götüreceksin. Duyuyor musun ne dediğimi? Alıyor mu o kafan? Bak tekrar söylüyorum. Ölürüm diyorum, ölürüm. Bir daha söyleyeyim mi? Ölürüm de seni Nedim'e götürmem. Bak ben sadece size yardım etmeye geldim. Ve sen izin versen de, vermesen de... Ben sana neden geldin söyleyeyim. Sen yine korkaklığından geldin. Annenden değil, babandan değil. Nedim'den korktuğun için geldin. Onu iyileştirmemden korkuyorsun. Annen ne kadar korkuyorsa, sen de o kadar korkuyorsun. Yakalanmamızı istiyorsun. Hep böyle kalsın. Her şeyi, ona yapılan her şeyi bilsin ama ağzını bile açamasın diye yakalanmamızı istiyorsun. Zaten yakalanacaksınız. Şu an beni Nedim'e götürmezsen ya polise ya da babama yakalanacaksınız. Belki yakalanacağız. Ama bu zevki sana yaşatmayacağım. Bizi yakalayan sen olmayacaksın. Yardım edin! Ne? Bağırma! Lan sen kıpraşmaktan başka bir şey bilmez misin? Arasana lan amcanı. Sıfata bak sıfata. Kim der lan sana param uçuyor diye? Senden başından neler çıkacak kim bilir seni. Ya ne biçim zengin bebesisin koçum sen? Demek tekerlekli kasa ha? Bak, bak, bak!
Bak burada neler varmış. Bu kadar mıydı lan? Ha? Memleket ayağa kalkmış, seni arıyor, üstündeki başındaki bu kadar mı? Seni ne? Bu kadar pahalı yani ha? Bak sen şu küyeyle. Şu halimle kafa tutacak kadar ederi var diyorsun ha? Bak lan, bak lan, bak lan kim geliyor? Seninki. Bakalım şimdi ne yapacağız? Tamam kızım, tamam. Cana geleceğine mala gelsin. Ay şu haline bak, gel şöyle otur. Ben sana su getireyim. Anlat bakayım pazarda ne oldu? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Değişti. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Ya burası ufacık bir yer. Her an bizi bulabilir. Eğer bizi bulursa... Korkmuyorsun. Çünkü sen masumsun. Ama o değil. Üzgünüm Nedim. Cenk masum değil. Ona güvenemeyiz. Birader, bu pansiyon sahibi sen misin? Benim de ne yapacaksın? Ben değil, sen yapacaksın. Cevap ver. Nerede Cemre? Sen mi yardım ettin ablanın kaçmasına? Kaçak olan kısımda bağlantıyı kim geçiyor? Söyle oğlum mu? Cevap ver. Nerede Cemre? Söylesene lan. Yardım etmedim. Yangın çıkarıp kız yapmış süsü vereceksin. Devam iş bittikten sonra. Anladın mı beni? Çocuğa zarar gelmeyecek, unutma. Ne dediysen o. Buraya neden geldiğini biliyorum.
Ama istediğini alamayacak. O korkan tuzağına bir kez düştüm. Bir kez inandım ona. Beni bir kez daha kandıramayacak. Bizi bir kez daha avlayamayacak. Korkakların hiçbirine teslim olmayacağız. Hiçbirine. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar. Biz daha güçlüyüz. Biz haklıyız. Tuzaklarından kurtulduk. Oyunlarını bozdum. Yine kurtulacağız. Yine bozacağız. Biz o korkakların zulmüne teslim olmayacağız. Tamam Şahin abi. Durmayacaklar, biliyorum. Biz de durmayacağız. Herkesin korktuğu başına gelene kadar, kötülükleri bitip gerçekler ortaya çıkana kadar durmayacağız. Ben senin elini bırakmak için tutmadım Nedim. Bırakmayacağım. Bize ne yaparlarsa yapsınlar, senin elini bırakmayacağım. Bir kere yaptık. Yine yapacağız. Bu gece kaçacağız. Herkes gidiyor. İyi. Bizim için daha iyi. Bunlarla nasıl giderim? Ya boş versene sen onları. Camı kapıyı kapatıp oturacaklar işte. Hadi git artık ya git. Dur bir hoşça kal diyeyim. Ya bırak sen şu kızı ya. Bak hem biz neyle uğraşıyoruz, el alem neyle uğraşıyor ya. Şu meşhur iş adamının yeğenini kaçıran kız var ya. Kim, niye, kimi kaçırmış? Benim öyle bir şeyden haberim yok. Polis. Kızı bulamayınca anasını tutuklamış. Oğlum ne diyorsun sen? Ben anlamadım. Şimdi bunun fareyle ne alakası var? Tövbe tövbe yarabbim ya. Nerede? Nerede yazıyor dedi? Hayırdır Cemile kardeş? Çok mu merak ettin? Ne hayırsız evlatlar var ya. Anası kızı yüzünden mapushaneye düşsün. Kız hala ortalıkta yok. Ben müebbet de verirler şimdi kadıncağıza. Yazık. E tabii yani bu kadar meşhur bir iş adamının yeğenini kaçıran anasından da vazgeçer. Değil mi Cemile kardeş? Göster bana. Bana haberi göster. Nerede gördün? Korkma hayırsız evlat. Polisi aramadım. Bu işi aramızda halledeceğiz. Benim yüzümden annemi tutuklamışlar. O kapıyı üzerime kilitlediği ilk gün seçimini yaptı. İnanmamayı seçti. Sesimi duymadı. Çığlıklarımı duymadı. Yine de vazgeçmedim.
İnandığımdan, kendi doğrumdan, karşımda kendi annem bile olsa vazgeçmedim. Ben doğru olanı yaptım. Bunu bana annem öğretti. Annem. O benim annem. Buna izin veremem. Benim yüzümden ceza almasına izin veremem. Ki bu saatte. Aa. 0266 neresi ki? Alo. Alo. Arıyorum. Annem. Bir annen olduğu şimdi mi aklına gelsin? Kardeşinin düğününden damadı kaçırırken aklın neredeydi senin? Sen benim Nedim'i niye kaçırdığımı çok iyi biliyorsun. Allah biliyor ya. Sonsuza dek kaçmak isterdim onunla. Kaç tabii ya, kaç. Kaç bakalım. Kaçabildiğin yere kadar kaç bakalım, kaç. Bittin kızım sen, bittin. Hayatın bitti senin, anlıyor musun? Duyuyor musun beni? Hayatın kaçtı. Kiminle? Şş, sen göreceksin, dünya kaçmayacakmış. Adam kaçırmak neymiş göreceksin sen. Affet diye ayaklarıma kapanacaksın benim ama ben seni ezip geçeceğim. O anam anam diye inlediğin kadının gözünün içine baka baka ezip geçeceğim ben seni. Affet diyeceksin ama affetmeyeceğim ben seni. Agah Bey'e söyle. Oradaki herkese söyle. Teslim olacağım. Annemi bıraksınlar. Hemen teslim oluyorum. Ama Nedim'i sizin elinize bırakmayacağım. Her şeyi anlatacağım. Ben teslim oluyorum ama Nedim'i size teslim etmiyorum. Nedim Karaçay ve Cemre Yılmaz bizim pansiyonumuzda. Adres veriyorum. Lütfen Nedim. Lütfen çekin. Yalvarırım. Başka şansım yok. Hayır. Nedim. Nedim lütfen. Başka şansım yok. Teslim olmak zorundayım. Söz ver. Dil. Sen! Sözümü tutacağım. Sözümü tutacağım. Seni bırakmayacağım. Seni bırakmayacağım. Ama annemi de bırakmayacağım.
teslim olacağım ve onlara her şeyi anlatacağım. Amcana da anlatacağım. Herkese, herkese o evde sana yapılan her şeyi anlatacağım. Her şey ortaya çıkacak. Ve sen hiç korkmayacaksın. Korkmayacaksın, tamam mı? Her şey ortaya çıkacak. Hayır. Hayır. Kimse bana ceza vermeyecek. Ben kötü bir şey yapmadım. Kapa gözlerini. Kapa. Kapa gözlerini. Kapa gözlerini. Lütfen. Sana öğrettiğim gibi. Hatırla. Hiç unutma. Hatırla. Gözlerini kapadığında oradayım. Yanı başındayım. Bize ne olursa olsun, bize ne yaparlarsa yapsınlar, başımıza ne gelirse gelsin, ben hep senin yanındayım. Affet. Affet. Gitme! Affet. Affet. Korkma. Korkma Nedim. Polisi arayacağım. Birazdan seni almaya gelecekler. Gitme! Affet. We'll be right back.
odaya kilitleyip pansiyonumu yaktı. Helikopterden sevk edilen hasta durumu ağır. Nedim. Nedim'im dayanamazsın. Dayan oğlum. Ooh.
Cemre Yılmaz. Şimdi bizimle işbirliği yaparsan senin lehine olur. Anlat bakalım. Nedim Karıçay'ı neden öldürdü? Nedim öldü mü? Hayır. Hayır. İşbirlik için kim? Kimle yaptın? Dur, nereye gidiyorsun? Otur orada. Bırakın beni! Benim Nedim'in yanına gitmem lazım. Bırakın beni! Nedim'in yanına gitmem lazım! Nedim! 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 5 saat oldu ya, 5 saat. Hadi babama ulaşamıyoruz. Peşinde bir orada adam var ya. Bir telefon açıp ulaşamıyorlar mı bize? Sus! Agah beylerden hala haber yok mu? Annemlerden de haber yok galiba. Aa, ağzının ucuyla annesini soruyor birileri. Ne kadar da sevgi dolu bir evlat. Pardon, sen bana mı dedin onu? Yo, sen sevgi dolu bir evlat mısın ki üstüne alınıyorsun? Bana bak, benimle düzgün konuş. Senin karşında kat görevlin yok yenge. İkiniz de çenenizi kapatıp yukarı. Aç sesini. Polis tarafından aranan Nedim Karaçay, kuzeni Cenk Karaçay tarafından yangından kurtarıldı. Nedim Karaçay'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Oğlum, anne, anne, abim, anne ne oluyor? Oğlum. Meraklı kalabalığın çektiği görüntülerde Cenk Karaçay, kuzenini alevlerin arasından çıkarırken görünüyor. Ambulans uçakla İstanbul'a götürüldüğü bildirilen Nedim Karaçay'ın kalbinin durduğu tespit edildi. Ne demek kalbi durdu ya? Kalbi durdu ne demek? Ay. Ellerine benzin bulaşmış. İnkar etme. Yangını sen çıkardın. Kapıyı sen kilitledin üzerine. Onu sen kaçırdın. Söyle neden? Neden öldürdün? Anla. Bu da konuşturamayacak. Hadi söyle. Edremit de açmamış ağzını. Yok, şokta. Bu gece konuşmaz bu. Vallahi kendisi bilir. Burada konuşmazsa cezaevinde konuşur. Yarım saat sonra nöbetçi mahkemeye çıkacak. Kim? Nedim Karaçay'ı neden öldürdün? Çok uzun süre ve çok yoğun dumana maruz kalmış. Hastanemize geldiğinde organlarda ciddi tahribat söz konusuydu. Vazgeçmedi. Vücudunda ciddi yanıklar olmaması da büyük bir şans. Kim onu alevler içerisinden çekip çıkarmışsa Nedim Bey'i hayata o kişi döndürmüş diyebiliriz. Sağ olun doktor abi. Allah sizi başınızdan eksik etmesin. Sağ olun. Çok sağ olun. Bak, seni teslim eden memure dilini yutmuş dedi. Burada dilin açılsın. Burada dilsizleri sevmezler. Ben çocukken de çok severdim yıldızları. Babam yıldızlar çocuklar karanlıktan korkmasın diye yaparlar derdi. Artık yıldızların ışığı yok. Hep karanlık. Sonra koştum anneme sarıldım. Gözümdeki yaşı sildi. Korkma dedi. Yıldızlar sönmez.
Çünkü her karanlığın içinde bir aydınlık vardır. Komiser Bey, ne demek şimdi bu? Hırsızlıkta Fidye'de kızın işi değil, öyle mi? Eğer hepsinin altından o düne kadar kapımda beslediğim iç çıkıyorsa... Koruma personeliniz Şahin Varlı, bugün kendi rızasıyla şubeye geldi. Suçtan itiraf etti. Suçlar dilleriyle sabit. Şahin'in fidye notunu gönderdiği yazıcıyı da inceledik. Not o yazıcıdan çıkmış. Ben onu ta... Affedersiniz komiser bey. Kusura bakmayın. Fırsattan istifade etmek istemiş. Alçak herif. Peki. O it fırsattan istifade ederken bu kız ne yaptı? Hırsızlık yok. Fidye yok. Ruh hastası mı bu kız? Ne halt demeye benim yeğenimi kaçırıp da diri diri yakmaya kalktı o zaman? Ve son olarak yangını pansiyon sahibinin oğlu çıkarmış Agah Bey. Öyle mi? Thank you.
Yeni bir şey değil Nurten. Anlatacaklarım varmış. İsabet. Dinlemeye geldim ama sen aynı soruları sorup duruyorsun. Nedim iyi mi? Konuşmaya değil. Dinlemeye geldim. Lütfen söyleyin. Nedim iyi mi? Fidye işi senden değilmiş. Annem, Civan çıktılar değil mi? Hırsızlık da yapmamışsın. Annem iyi mi? Biliyor mu burada olduğunu? Yangını da sen çıkarmamışsın. Hadi kısaca bir şeyler ya. Açlıktan dilin dolanmasın. Kız sesi ne? Seninki mi şu? Meraklı kalabalığın bak, çektiği görüntülerle Cenk Karaçay kuzenini alevlerin arasından çıkarırken görünüyor. Nedim'i kurtarmış. Cenk Nedim'in hayatını kurtarmış. Artık hiçbir şey anlatamam. Neden diyorum, neden? Yeğenimi neden kaçırdın? Para için değilse neden? Ben sana güvendim. Sağ gözümle sol gözümü tartan ben sana güvendim. Emanetimi sana emanet ettim. Para da pul da gözü yok. Diri de gönlü de diri dedim. Ben senin yeğenime eş olasını istedim. Eş! Sen bana ihanet ettin. Şimdi bana nedenini söyleyeceksin. Diyorum sus. Cem. Allah'ın belası sus. Allah'ın cezası konuşma. Üstüne kaynar çorba döktüm yetmedi. Haşladım yetmedi. İnadına yapıyorsun değil mi Nedim? Cem. Nedim susuyor musun susmuyor musun ha? Susacak mısın susmayacak mısın? Cem. Bak şakam yok seni gerçekten boğarım. Bundan anlıyorsan seni boğarım Nedim. Seni boğarım. Sus diyorum sana sus! Sus! Kız, kız sen ne yapıyorsun kız? Bak Nedim. Şimdi senle erkek erkeğe... Cem! Konuşacağız. Seninle erkek erkeğe bu meseleyi konuşacağız.
O kız hapiste. Yüzünü şeytan görsün. Melek dedik şeytan çıktı. Ailemi, herkesi birbirine düşürdü. Ev, ev olmaktan çıktı. Tımarhaneye döndü. Ne diyeyim, tımarhaneye. Olaysız bir günümüz bile yok be. Polis zırt pırt kapıda. Şu evden huzurla çıkıp işe bile gidemiyorum oğlum. Aklımı kaçıracağım vallahi. Aklımı kaçıracağım Nedim. Ama ben ne yaptım? Kalktım yine de tıpış tıpış cezaevine ayağına gittim. Evet. Bu haltı neden yedi söylesin diye. Ya bana öyle bir şey söylesin ki ben de bu işten bir şey anlayayım diye. Çünkü anlamadım aslanım. Ben bu kızın yediği halttan hiçbir şey anlamadım. Ne yaptı biliyor musun? Tek kelime bile etmeden arkasını dönüp çekip gitti ya. Gitti ya, gitti. Ama ben de Agah Karaçay'sam. O hemşire denen şeytana pabucunu ters giydir. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Sen de gayet iyi anladın aslan. Adı batsın. O hemşirenin kaderi senin elinde. Şimdi bana cevap ver. Evet mi? Hayır mı aslan? Annem. Annem kapıdadır şimdi. Anne. Şükürler olsun Nedim. Şükürler olsun yanındayım. İyi misin? İyi misin? Bir bakayım sana. Özür dilerim. Böyle olduğu için, başaramadığım için, yangın için. Benim yüzümden başına gelen her şey için özür dilerim. Ama bak geldim. Seni bir daha yalnız bırakmamak için geldim. Hadi. Hadi bak. Bak da bir yüzünü göreyim. Koskoca 15 yıl genç bir kız olarak girdiği hapisten gençliğini çürütüp çıkacak. Ama eğer sen söz verirsen amcana yüzünü görmemeye, adını anmamaya, onu öldü sanmaya söz verirsen o zaman başka. Bana kızgınsın. Seni yarı yolda bıraktığım için kızgınsın. Nedir? Artık kocamı. Görmüyor musun? Seni istemiyor. Ona yaptığın, yaşattığın her şey yüzünden. Senden nefret ediyor. Görmüyor musun? Nedim.
lütfen bak bana. Nedim, Nedim lütfen bak bana. Ya yangın yüzünden mi? Yangın yüzünden mi? Seni bıraktım, kaçtım diye mi? Gitmemi mi istiyorsun? Lütfen dedim, lütfen bak bana. Gitmemi mi? Görüyorsun kocamın neyi istediğini. Artık seni görmek istemiyor Cemre. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evde kimse... Kimse seni görmek istemiyor Cemre. Herkesin bir hikayesi vardır. Ve her hikayenin bir sonu. Mutlu, mutsuz. Ve bazılarınınki yalnız. Benim hikayem yalnız bitti. Olur öyle bazen. Bazı hikayeler yalnız biter. Bazı hikayelerin ise kahramanları yeniktir. Kazanırken bile kaybetmiştir. Yalnızlık, bazı hikayelerin kahramanı, bazı zalimlerin ise silahı. Bazıları ise silah olur zalime. İşte o zaman yenilir kahramanlar. Zalimle değil, sevdikleriyle vuruldular diye. Olur öyle bazen. Mutlu sonla bitmez bütün hikayeler. Olur öyle. Kavuşamaz sevenler. Çünkü sevmenin her zaman bir bedeli vardır.
sevmek en çok da fedakarlıktır. Ve sevmek en çok feda edene değil, feda olana yakışır. Bazen kötüler kazanır. İnsanın içindeki kötülük kazanır.